Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün Onur abiyle yepyeni bir ikili kapışma videosu ile karşınızdayız. TFF 1. Lig'den Samsunspor ve Giresunspor takımlarını alacağız. TFF'de inanılmaz bir fikstür var. Adana, Giresun ve Samsun üçü de aynı puanda. Adana'yı Onur abi daha yeni kanalında çektiği için Giresun'da Samsun'u çekelim dedik. Umarım siz de eğlenirsiniz. Bütün Giresun ve Samsun taraftarlarına da buradan selam yolluyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir yama olmuş. Kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz bu yama için. Linkini açıklamaya bıraktık. Videomuza ve başlayalım. Giresun ve Samsunlu kardeşlerimizin de özellikle bu videoyu Facebook'ta paylaşmasını istiyoruz. Ama Facebook. Tabii. Instagram falan değil, Facebook'ta paylaşacaklar. Oğlum çünkü Facebook'ta direkt linke basınca açılıyor ya, o yüzden. Ha. Instagram'da açılmıyor, link yok. Arkadaşlar, o yüzden ince yanla. Paylaşın ve başlayalım. Sevgili arkadaşlar, kadromla şu anda ilk defa tanışıyorum. Yasin Öztekin'i şu anda tanıdık olarak Yasin Öztekin'i gördüm. Kalede Aslan diye bir kardeşimiz var, daha 23 yaşında. Diğerlerine şöyle bir baktım, diğerleri genelde 30 yaşından üstü. Yani o yüzden buraya mutlaka Wonderkid oyuncu almamız lazım. Kadromu görüyorsunuz, şöyle size göstereyim. Çok da tanımadığımız için Samsunspor'u kusura bakmayın anlatamıyorum. Ama siz izleyenler tabii ki daha iyi biliyorsunuzdur. Güzel bir kadro kuracağız buraya. 4-2-3-1 oynuyormuş. Güzel bir kadro kuracağız ve inşallah Süper Lig'e çıkacağız. Bakalım, bakalım. Ben de kendi kadromu göstereyim hemen şöyle gördüğünüz üzere. Giresunspor ekranlarda. Bu arada arkadaşlar, yorumlarda TFF 1. Lig'de kim şampiyon olur ve kimler üst lige çıkar, bunu da tahminlerini yapabilirsiniz. Kadromda baktığım zaman benim dikkatimi çeken, şurada 20 yaşında bir stoperimiz vardı, İpekçi. Sağ bek 19 yaşında, genç olan oyunculardan bunlar dikkatimi çekti. Bunun dışında Balde 71'lik, takımın en yüksek reytingli iki oyuncusu Traore ile Balde. Bu Traore Hamet Traore mi ya? Neyse, çok ben de bilmediğim için yorum yapamıyorum. Giresunspor maçlarını izlemiyorum arkadaşlar. Ne kadar çok Traore var ya gerçek futbolda. Değil mi? Traore. Evet, çok inanılmaz Traore var futbolda. Bakalım bugünkü rebuild'imizde kim kazanacak ben, arkadaşlar? Adı Traore olup da teknik olmayan bir oyuncu da hiç görmedim, biliyor musun? Yani böyle iyi olmayan daha doğrusu. Bir yaya yok. Adamı Traore var. O da hızlı. Yani Traore gerçekten hiç öyle şey görmedim, biliyor musun böyle? Kazma stoper Traore falan. Evet evet, hiç görmedim. Bu arada ikimizin de 200 milyon eurosu var arkadaşlar. Bu 200 milyon eurolarla güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Sadece ilk sezonumuzda transfer yapabiliyoruz. Ardından 3 sezon simüle edeceğiz. Bakalım en yüksek puanları kim toplayacağız? Transferlerimiz başlasın. Haydi bakalım. Transferlerim ekranlarda. Hulo Zeki aldım santrfora 11 milyon euroya. Zalai stopere getirdim 10 milyon euroya. Sağ kanada, gerçi sağ kanada oynatmıyoruz. Sol kanada Abdülkadir Ömür'ü aldım. 6,5 milyon euro değeri varmış. 12 milyon verdik. Sağ tarafa Osayi'yi aldım. Osayi Samuel. Ondan sonra Bobakari Somare Lille'den, Burak Yılmaz'ın takım arkadaşını getirdim. 20 milyon euroya Defansport'ta sağ. Kaleye Dean Henderson'ı aldım. 55 milyon euro en pahalı transferim Dean Henderson. 80 rating şu anda. Orta sahaya Somare'nin yanına İrfan Can Kahveci'yi aldım. 15 milyon euroya. Yedek orta saha Berat Özdemir'i aldım. 5 milyon euroya. Yedek ofans Sport'a sağ Pelkas'ı aldım. Çok sevdiğim için 10 milyon euroya. Stopere Guardiol. Sonra yedek bir tane santrfor aldım. Traore. Sağ beke Aaron. Sol beke Nuno Tavares. Ve as orta sahama da Almada'yı aldım. 19 yaşında, şöyle göstereyim kadromu. Aaron'sa Tavares'te iyi. Onları da kariyerlerde almıştık. İkisi de iyi. Aaron'sa iyi. Tavares'te iyi. İnşallah yani burada acaba Pelkas oynar mı diye düşünüyorum. Oynarsa da oynasın ama Almada gelişecek diye onu ilk 11'e koydum. Daha 19 yaşında yani çünkü. Yani iki tane oyuncumuz var şu anda. Kim? Şöyle birazdan görürsün. Arkadaşlar merak etsinler arkadaşlar. Kadromu şu anda görüyorum. Bakalım senin ekrana geçirelim. Güzel. Geçir bakalım. Sana geçirdim abi. Evet arkadaşlar, geçiyoruz Onur Baba'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna. Şöyle bunu geç. Shakhtar Donetsk'ten Tete'yi aldık arkadaşlar. Sağ açık 20 milyon euro. Evet. Ondan sonra Pedroza, sol bekimiz arkadaşlar. Pedroza. Napoli'den Meret aldık kaleye 41 milyon euroya. Diawara ön libero. Fofana stoper. Almada can bölgesine aynı şey. Dest sağ bek almışız arkadaşlar. Puyuk almışız orta sahaya. Bright White 11 milyon euroya yine İngiltere'den stoper geldi. Ve Holsek santraforumuz arkadaşlar. Ve Ansu Fati de sola çıktı. Camla forvetimiz aynı. En can alıcı yerler aynı olmuş. İlginç olacak bakalım. Allah tebrik ediyorum Arden'cim. Evet, acaba arkadaşlar, kimin hemen önümüzdeki daha iyi oynayacak? Şimdi zaten benim tabii ki. TFF 2. Lig'deyiz. Onur abi benim, sen de istersen göster ligi diyecektim. Şöyle neyse gösterme, tamam biliyorsunuz zaten TFF 2. Lig'i. Direkt geçelim. Evet arkadaşlar, Haziran'dayız, lig bitti ve şöyle bir çıkıyoruz ve ligde tabii ki 82 puanla Samsunspor'umuzu
Karadeniz'in yeni gözde Samsunspor'umuzu şampiyon yapıyoruz. Hemen şöyle bakalım. 74 gol atıp 21 gol. Aa, Adana'ya bak, 25 gol yemiş, az kalsın yakalıyormuş. Buradan da tam puan alıyoruz. Türkiye Kupası'na hemen bakıyorum hızlıca. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe kazanmış. Biz nerede? Başakşehir'e elenmişim ya. Başakşehir'e elenmişim. Şurada. Geçmiş olsun. Bunu alamadıysan bittin. Bunu alamamak ne demek ya? Alamamıştı arkadaşlar. Ve gol kralı. İşte burası çok önemli. Ansu Fati. Oğlum Holsek nerede? Atamamış abi demek ki. Anlam acaba Holsek yok. Almada falan. Baksana Holsek hiç yok. Asist krallığında Almada var 8 asistle. Ve Meret de en az gol yiyen kaleci olmuş. Yani buradan tam puan alıyoruz. Sadece kupamız yok. Ve kadro merkezinden istatistiklere girdiğimiz zaman şöyle bir Ansu Fati 30 gole katkıda bulunuyor. Burada Holsek 26 maçta oynaması bizi bayağı bir düşürdü. Ansu Fati'den 30 gole katkı. Farklı bir forvetin oynamış olabilir. Tomane oynamış bak 26 maçta da. Tomane hemen hemen canım, güle güle. Tamam. Şimdi benim ekranlarda güzel bir cümle kurdum ekranlarda diyerek. Tabii ki Giresunspor şampiyon oluyor 92 puanla. Nasıl şampiyon oluyorsun ya? Çıldıracağım ya. Ya bak bu arada ben de senin şeyinde Giresun ilk 3'te değildi. Bak sende Samsunspor burada, hani sen olmasan bile 3. oluyorlar abi. Geçen kendi videonda bana demiştin hatırlarsan. Burada şampiyonluğa... Kimler gelmiş? Şampiyon Giresun gelmiş. Kupayı da alıyorum. Olur abi, puanı yazar mısın kenara? Oraya bir puan daha rica edeceğim. Bu çok kötü oldu. Şöyle bir hemen gol kralına bak... Oha! Bursa Spor'dan kör, dünkü kör. Batuhan kör. Batuhan kör, koçum Batuhan kör. Yapma ya. Pelkas, Lozek falan. Helal. Abdülkadir, oha, buradan ilk 3 bizde. Gollenmeye başladı Dean Henderson, bizde puanlarımızı aldık. Ama bir sakatlık vardı bakalım orada. Neyse. Hlozek sakatlanmış ama 33 maçta oynamış. 17 gol, 3 asist. 34 Pelkas şey almış. Çok oynamış. Pelkas. 24 gol, 10 asist. Pelkas 34 be. Verim. Pelkas. Vallahi helal olsun. Bak Pelkas'ın yüzünü de görün. Dimitrios Pelkas ekranlarda. Abicim valla dur, İrfancan'ın da yüzü vardı bu arada. İrfancan da güzel olmuş. O da 10 gol 9 asist yapmış. Şimdi ikinci sezonumuza geçelim. Bu sezon galiba ben öndeyim. Değil mi? Siz de bu suratlara erişmek istiyorsanız şu yamaya, açıklamada var arkadaşlar. Aynen öyle. İkinci sezon. Geldik arkadaşlar, sezon sonunda çıkıyoruz. Giresun şampiyon oluyor Süper Lig'de. Buradan 300 puanı... Bir dakika puanı... geri gel bir. Hı. Geri gel. Hı. Yukarıdaki ne? Ne? Şampiyonsun, 69 niye yani? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Belki birinin sözleşmesiyle şey alakalı bir şey olmuştur. He, kesin öyle şeyler olmuştur. Atılan golde 86 en fazla. Aa, yenilen golde en az gol yiyen değilim Galatasaray'la. Başakşehir. Başakşehir. Başakşehir yemezler. 0. 0. 0. Ziraat Türkiye Kupası. Yine almış. Bu ne ya? Kupa beyi. Oluyor. Kupa beyi. Ve ben bu sezon Avrupa'da oynadım arkadaşlar. Onlar abi bana diyor ki sana puan vermeyeceğim falan diyor Avrupa'dan. Ama gruplarda Romalı gruptan ikinci çıkıp şeyle berabere kaldım. Bayer Leverkusen'le berabere kalarak deplasman golüyle elendim. Bence arkadaşlar buradan puan alma sebebi şu, çünkü Türkiye Kupası'nı aldığın zaman, biri alamadığı zaman zaten iptal, yani öbürünü kazanma şansı yok. O yüzden bu ne ya? Şimdi evet Erdem'ciğim, gol kralı yorumlara var mı? Yorumlara tepki Holsek bekliyorum arkadaşlar, şu an ben çok üzüldüm. Gol kralı Abdülkadir Ömür olmuş, Ozan Tufan. Bak Holsek ikimizde de iş yapmıyor ya. Gerçekten yalnız, bak az maç oynatıyorlar Holsek'i ya. Çok ilginç bir şey var, gol kralında hep orta sahalar. Bak Ozan Tufan, Ömür, Bakasetas, Akbaba. Baksana Emrak... sendeki 32 maç oynamış Holsek, bir de o kadar overall şey potansiyelli ama atamamış. Olmadı evet. Asist kralında Emrak Baba. Emrak Baba! Gollenmeyen maçta Mert Günok'la Henderson aynı sayıda. Aynı sayıda. Var aynı sayıda. 10 puan. Alamadım. 10 puan. Alamadın şeye bak puan. Şeye bak. Verime ama, bak. Ama 10. Verime bak ama verime. Peki 10 mu in mi? Neyse dur tamam. Abdülkadir Ömür 24 gol 13 asist. Hlozek 21-7. Pelkas bu sezon kötü. Hlozek yine sakatlanmış ya ama 79 rating. Neyse kaç oluyor işte? 37. 37 almışsın. Hadi seninkine bakalım abi, hazır mısın? Kır abi yavaş. Ve arkadaşlar şimdi sıra bende. Şöyle bir çıkıyoruz bakalım, şampiyon olabildik mi? Anam. Bir gir de bakalım abi ne olmuş. Evet devam edelim abi. Aldırma gönül aldırma diyoruz. Aldırma gönül aldırma. Boş ver abi, üzülme abi, çok da şey değil. Ben öğretirim abi sana nasıl şampiyon olacağını. Son 2 hafta kendi sahamızda Antep'e yenilmişiz. Ön eleme oynayacaksın değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne de gidemezsen.
Arda'dan susar mısın ya? Bence hiç puan hesaplamayalım. Arkadaşlar vallahi şu an çok sinirlendim. En çok gol atanım Allah'tan. En az gol yiyenim bu arada. 74-30. Buralardan tam puan almışım. Ve inanamıyorum ya. Allah kahretsin. Türkiye Kupası'na var mıyız? Zira Türkiye Kupası. Burada da yokuz. Gelememişiz bile. Gelememişiz bile. Neredeyim? Ya çeyrek finaldesin. Nerede çeyrek finaldeyim? Beşiktaş'a elenmişim. Beşiktaş'ın ne işi var çeyrek finalde ya? Penaltılarla elenmişim ya. Penaltılarla ya. Bak Başakşehir'e elenmişim. Bye. Sonunda arkadaşlar gerçekten benim için her şey bitti. Ve gol kuralı Canini mi? Devam et abi, devam et. Çok şaşırmana gerek yok. İyi abi, Holsek nerede? Holsek nerede? Lozek. Gol kuralım yok. Asist kralı Perotti mi? Of, baba Perotti. Kalede Allah'tan Meret var da. Bir de verimi göster abi. Şu anda benim için lig bitti. 53 şeyim var burada arkadaşlar. 53. Evet. Evet arkadaşlar, Ansu Fati sağ olsun 28 gole katkıda bulmuş. Ve 28 golde de katkısı olduğu için. Tebrik burada ediyorum. Güzel oynamışsın abi. İlk sakatlanmış falan filan. İyi oynamışsın abi, tebrik ediyorum. Adem Maksuz. Arkadaşlar çok kötü ya. Yapacak bir şey yok, ne yapalım. Üçüncü ve son sezonumuza geçiyoruz arkadaşlar o zaman. Özür dilerim, devam ediyorum. Ya hayvan mısın ya? Ne oldu abi? Devam et, devam et. Evet, geldik sezon sonuna yine. Abi yani artık hani bizim başarımız. Gerçekten Giresunspor taraftarlarına buradan selam yolluyorum. Süper Lig'de iki kere üst üste şampiyon olduk bu videoda. En az gol yiyen ve en çok gol atan takım biziz. Ulan bir golle ya. Zira Türkiye Kupası bir daha geliyor mu? Aa, bu sezon yok. Hay Allah. Ya adam üzülüyor ya, inanamıyorum ya. Bu sezon... Malatya Spor almış. Malatya'nın kadrosu nasıl acaba? Biz Bursa Spor'a yenilmişiz. Bursa Spor yenmiş bize. Tamam. Bu arada şöyle bir önemli şey... Önemli olan yer şimdi geliyor. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi. Asıl önemli olan yer. Bak la abi, bir dakika, Süper Kupa'ya bastım. Şampiyonlar Ligi. İkinci çıkmışım gruplardan. Atletico Madrid'li gruptan. Sonra? City. Hop, City'yi bir maçta 2-1 yenmişim. Toplam skorda 3-2 yenmişler beni. City'yi yenmiş ama. Aaa, deplasmanda yenmişsin bir de. Oha. Vallahi helal olsun. Ya. Kim kazanmış? Tottenham. Ya bu Tottenham çok Şampiyonlar Ligi kazanıyor oyunda. 2-3 sezon sonra. Neyse. Şöyle bir hemen bakalım. Kadromuzun da reytingleri ekranlarda. İrfan Can, Soğumar, Abdülkadir. Hepsi artmış. Guardiola istediğim gibi artmadı. 78'de kaldı. Gol kralında Giuliano birinci. Pelkas ve Ömür arkalarında kalmış. Asist kralında Abdülkadir, Ömür ve Pelkas. Helal olsun. Gol yenme maçta Muslera. Ha, Henderson'da aynı sayıda yapmışlar Muslera. Muslera bir de kaç yaşına geldi biliyor musun bak şu anda 3. sezonda. Değil mi, değil mi? Muslera böyle oluyor ya. Ona rağmen yani abi, demek ki Süper Lig'in bug'ı abi Muslera demek ki. Helal Süper olsun Lig'in kralı ya. Helal olsun diyoruz. Dimitris Pelkas 25 gol 10 asistle 35 geçen sene kötü bir sezon geçirmişti. Bu sezon yeniden iyi bir sezon. Baba iyi abi. Abdülkadir Ömür de bak çok iyi, 32 verim almış yine Abdülkadir. Aynen öyle. Şimdi o sayı kötü sezon geçirmiş bu sezon. O sayıyı ben çok seviyorum ama bak, yüzünü de yapmışlar. Yüzünü göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar, şimdi Onur abi kazanmak için Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir şey yapmış olması lazım. Bakalım yapabilmiş mi, ben de merak ediyorum. O sayının yüzü ekranlarda ve Onur abinin ekranına geçirdim. Onur abi hala simüle ediyormuş. Evet, bir geliyoruz 5 dakika. Evet arkadaşlar, Haziran bitti. Haziran bitti diyorum, pardon. Simüle bitti. Şöyle bir çıkıyoruz ve ligde tabii ki Allah'tan artık şampiyonuz yani 93 puanla. Abi yalnız kaç gol atmışım bakar mısın? 92 gol atmışım. Bu sezon Holsek coşmuş arkadaşlar. 25 gol yemişim. 92 gol atan ne demiştik? Kazanır demiştik. Aha, aynen, devam et. Şöyle bir Ziraat Türkiye Kupası'na bakalım. Abi ben Türkiye Kupası'da gerçekten hiç aram yok ya. Abi çıldıracağım ben. Nerede yine elenmişim ya? Geçmiş. Oğlum ben abi. Nerede elenmişim Arden? Burada da yokum Arden. Ben hiçbir yerde yokum. Varsındır. Arden beni Türkiye Kupası'na almamışlar. Bak buradasın. İkinci tur. Hani? Aşağıda. Karagümrük'ten geçmişim. E şimdi? Antalya mı? Abi Antalya ya, iyi takım, öyle deme. Antalyalılara laf etme abi. Etmiyorum, etmiyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bakalım arkadaşlar. Şöyle bir Barcelona kazanmış. Ve grup aşamasında Atletico Madrid ile beraber çıkmışız. Son 16'da kimle eşleşmiş şöyle bir bakıyoruz. Paris Saint Germain deplasman golleriyle kazanmışım. Yok o kazanmış. Paris Saint Germain kazanmış. Abi bak, sen de yine kötü değil Paris'le berabere kalmak falan yani. Evet evet, gerçekten kötü. Bir de kim Paris şey çıkmış mı, çıkamamışlar. Neyse ya, tam boş ver. Bir de 200 milyon arkadaşlar, euro ile yaptık yani. Onların her sezon bütçesi 200 milyon euro. Ansu Fati, tabi doğru, daha da fazla belki. Ansu Fati arkadaşlar yine coşmaya devam ediyor burada. İkimiz için de bugünün hayal kırıklığı Holsek oldu sanıyorum ikimiz için. Değil mi? Değil mi? Bir de Alma'da etrafta yok. Olmadı. Asist krallığında Edin Visca yine burada. Puig burada bir şeyler yapmış. Alma'da da gerçekten ortalarda yok.
Golemman ve işte Meret. Ben Meret'ten çok memnun kaldım. Bütün maçlarda oynadı. İyi oynadı yani. Şöyle bir hemen bir istatistiklere bakalım Meret sevgili dostlar. 88. Meret şu anda 88'e geldi. Benimki kaç şeydi? İstatistiklere bakalım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir. Ansu Fati yine 31 gole katkı var. Almada aslında varmış da daha fazla gol olarak varmış. 21 gol 6 asist yapmış. Tete burada arkadaşlar var. Holsek yine 41 maçta oynamış. Bak oynatmışlar. Ona rağmen 14 gole katkı vermiş. Holsek kusura bakma. Kötü oyuncu musun yani? Bizimle Fofana değilsin. Yani bizimle değilsin ve kötü. Arkadaşlar puan hesaplamamızı yapmaya gerek yok. Arda bayağı bir farklı kazandı. Giresunspor'u ve Arden'i burada tebrik ediyorum. Giresun'da arkadaşlarımızı. Ben de Samsunspor'u tebrik ediyorum. Ben Samsun'u kardeşlerime de eğer güzel bir ne derler şey yapamadıysam kusura bakmasınlar lütfen. Sen bir rebilecek Samsun'a ya Adana'dan sonra gönüllerini almak için. Adana'dan sonra bir Samsun'a bir rebil gider mi diyorsun? Gider. Tamam o zaman Onur Ondan kanalına da abone olun arkadaşlar. Evet. Instagram'larımızı Arden ekrana koymuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.